أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Bazı derslerin başında mukaddeme yaptığım bir şeyle gene mevzuya gireceğim. Sahabeler, her bir asrın bir imtihan vesilesi vardır. Her asrın bir öne çıkan imtihanı var. Asr-ı saadetten misal vereceğim. Asr-ı saadetin imtihanı yokluk, fakirlik, hicret, kılıç, savaş falan değildi Müslümanların. Bunlar ikinci derecedeydi. Belki bunlar davasına daha çok bağlıyordu. Ambargo dahi daha çok biledi. Sahabelerin en büyük imtihanı Miraç'tır. Miraç'ın ilan edilmesidir. Yani çok ciddi bir sorun o. Çünkü zahiri ve aklı mantıki şeylerini aşıp kenara koyup sadakatini göstermek çok zordu. Çok zor yani. Biz olsaydık bir dakika bir sorayım yani. Şey dedi ya Ebu Cehil peygamberi Ebu Bekir Sıdya radıyallahu anh'a. Ya Ebu Bekir diyor, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ne kadar gider bir insan? Bir ayda gider, bir ayda gelir. Tabii diyor, akıllı insan söyleyeceği budur diyor. Akıllı insan diyor bak. Senin adamın diyor ki diyor, adamın arkadaşın diyor, ben bu akşam gittim ve oradan sımalara gittim geldim diyor. Biz olsak şöyle deriz, istisnasız, hiç kimseye şeylik yapmayacağım, ben de dahi. Bir dakika canım yani, acele etme yani, ne diyor, ne dedi yani, ne demek istedi, dur bir öğreneyim. Acaba neyi kastetti yani, senin anladığın gibi mi? Belki yanlış anladı deriz. O dedi ki, o mu diye söyledi. O sana doğru söyledi. Ne yaptı? Aklı realiteleri kenara koyup, bu ciddi bir imtihandı. Çok ama. Bu asrın en büyük imtihanı da doğru düşünememek. Düşünce sorunu yaşıyor. Psikolojik sorun olur, ailevi sorun olur, dava sorunu oluyor. Taassuptur, hasettir, gıybettir, adavettir, birbirinin arkasına düşmektir. Hepsi düşünce sorununda kaynaklanıyor. Doğru düşünememek veya doğru düşünme. Yani düşünce, düşünme sorunu yaşıyor. Doğru düşünme. Yani bu serbest bölgesinin ne kadar emniyeti var. Şimdi bu çarşamba dersimiz normal Risale-i Nur dersi değildir. Biliyoruz. Nedir? Doğru düşünce malzemeleri. Düşünce malzemeleri. Bir araya geliyoruz. Ders günümüz değil. Bazıları diyor da ya ne yapıyorsunuz derste? Ders değil kardeşim. Biz hususi kıraathanede oturuyoruz. Kıraathane kumar oynanan değil, kıraathane, okuma hane, kitap okuma, mutala, muzakere yapma yeridir. Şimdi başlıyoruz. Doğru düşünce malzemeleri. Yani bir şeyi düşünürken elimize malzemeler koyuyoruz. Cümle cümle, cümle cümle. Elmaya verdiğim para, elmayı değil, onun sana gelme kadar verilen emeğe veriyoruz. Elmaya verdiğin para elmanın parası değildir. O nimetin sana gelene kadar geçen emeğin karşılığıdır. Yoksa elmayı satın alamazsın. Yani emek. Düşünün ya. Yani. Avrupa'da medenilik kriterlerinden biri de kişi başına düşen psikiyatri doktorudur. Yani ne kadar delirdiniz. Anladınız? Onu yeni gördüm. Bir daha Avrupa'da medenilik var ya, medenilik. Kişi başına şu kadar mühendis düşüyor, şu kadar doktor düşüyor. Onu değiştirmişler. Ekonomik olarak hızlı tren koymuş, otoban koymuşlar. Şimdi otobanı çıkarmışlar. Uzay çalışmalarını eklemişler. Yeni bir kriter getirmişler. Medeniliğin alameti, bunu ehliyle görüştüm. Kişi başına düşen psikiyatri
psikiyatri yani ilaç yazan doktordur. Yani ne kadar sana ne kadar psikiyatri düşüyor. Ben de ekledim. Ne kadar delirdiniz. Ne kadar deli var. Konuşmak serbest mi? Serbest. Şey diyorlar galiba ona. Kendini tanımak adına ne kadar kendine dönüp hani manevi değerlerini sorgulayıp ve varlığını ortaya koyabiliyorsun. Yani psikoloğa ne kadar ifade edebiliyorsun, maneviyatının farkına varabiliyorsun diye herhalde onu kriter alıyorlar. Çok ilginçtir. Ben bu sözümü duyacaklar Avrupalılar. Almanya'yı hasreten kastediyorum. Bir psikiyatriye gitmek için mübalağa etmiyorum. En az 3 aydan önce randevu yoktur. O kadar doktor düştü halde. Mübalağa etmiyorum. Bunu Almanya'da bir tanesi duyup da yok değilse de sen söyle. Abi bu zaten 2000'li yılların başında beri başladı. Evet. Ben de orada yaşadığım için. Orada yaşıyor. 2000'li yılların başından beri bu var. Orada. Yok kardeşim. İnsan tümünden soyutlanmışlıktan Allah Celle Celaluhu'dan gelen. Miraç ise aklın fikrin miracı aynı zamanda haşa aklını bırakmamıştı. Aklı da beraberiydi. O zaman aklını oraya kadar götürmesiyle aklın düşünme mihengi noktası kaynağı da olmuş oldu miraç. Yani akıl artık burayı oradan düşünüyor. Yani mesela miraç böyle ne işi vardı vesaire. Manen gitseydi aklın özelliği ayağı var. Aklın kanadı yok. Akıl yürür. Miraç'ta aklı da var mıydı? Vardı. Vardı tabii aşağı. Akılsız olur mu? Aklı oraya götürerek aklın düşünce mihengi noktası oradan başlamış demektir. Oysa aklın düşünce melekesi lef-i mahfuzdur. Ondan arkasına geçemezdi. Çünkü akıl lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı. Bir sıfatı yani. Oysa lef-i mahfuzdan sonra aşazam kabukayfsen var. Peki miraç'ın bir sıfatı da aklın düşünce noktası, mihengi noktası. Yani pergeli nereye koyarsanız onun etrafında daire çizersiniz. Ama pergeli 2'de bir oynatırsanız hiçbir yerde daire olmaz. Anladınız değil mi? Aklın mihengi noktasını çiziyor. Buradan başla düşünmeye. Daha önce buralarda düşünüyordu. Nedir onu söyleyeyim, alacağım ağrının şeyi, sorunu. Sebeplerle hep düşünürdü, melekesi buydu, o zannediliyordu. Sebepsiz düşünce meziyeti ona verilmiş oldu. Hep sebepli düşünüyordu. Çünkü lef-i mahfuza kadar sebeplidir. Lef-i mahfuzdan üstün sebepsiz tecellidir. Orada ben vardır, Allah'ın ifadesinde. Lef-i mahfuzdan sonraki, arştan sonra biz var. Yani Esma'nın bütünlüğü. Allah bizi de mi götürür? Yani bizim baktığımız gibi biliyor değil mi? Evet, evet. Çünkü yani, emanet bizi hep götürmüş. Hepimizi götürür. Hepimiz. Hepimizi yakın altına geçtik. Evet, geçtik. Ona sahip çıkarsan, sahip çıkma, idrak etme, şuur etme, hissedip, mahsedip, zevk etme nispetinde miracın olmuş oluyor. Sebepsiz düşünce melekimizin gelişmesine vesile oluyor. Miraç düşüncesi. Miraç çünkü sebepsizdir. Yani aklın, hani elbette ki Cebrail şudur. Fakat aklın ölçüleri değil yani. Realite nefs-ül emir değil. Yani Cebrail mesela kilosu yok. Hacmi de yok. Rengi yok. Sesi var ama sesi yok. Tipi var ama tipi yok. Mekanı var ama mekanı yok. Var ama yok. Geliyor ama gidiyor aynı anda. Cebrail. Akıl bu zıtları cem edip düşünebilme melekesini kazanıyor miraçtan. Peki ya sen başta söyledin ya, ben dahi hepimiz sorardık acaba dur bakayım şöyle öyle mi olmuş? Evet. Biz o zaman arşa kadar mı çıkabiliyoruz? Şeye kanıyoruz. Evet. Evet. İdi. İdi. Kabul etmeseydik. Evet. İslamiyet'i kabul etmeyenlerin akıllarının mihengi noktası bilin yani. Adınız gibi lef-i mahfuza kadardır. Adınız gibi bilin.
Dolayısıyla itikattır. Eğer miraca iman etmişse iman oluyor. İnanırsan. Eğer inanmayanların aklı itikadı vardır. Yani itikat oraya kadar. Yani kısacası akıl lef-i mahfuza kadardır. Çünkü oradan gelmiş. Ama miraç ile aklı öteye taşımış. Hani Cebrail demedi mi ki ya Resulallah, ya Muhammed bir adım da atarsan ben yanarım. Aklın simgesel Cebrail temsilcisi değil miydi? Geçti mi geçemedi? İnsanlara dayatmaktan çıkan öfke, öfke nedir? İnsanlara dayatmaktan çıkıyor. Yani istediğini dayatıyor. Niye öfkeli insanlar? Yani insanlar niye öfkeli? Bu makamda yani. İleri sürdüğü inançlarını, doğrularını kendine kainatla ileri sürdüğü inançlarını, doğrularını kendine kainatlıya kanıtlayamamış. Hem söyleyecek hem dayatacak. Bunu taassup veya öfkeyle yapar. Bir insanın kendine kanaat edememesi demek aynı zamanda karşındakine aktaramaması demektir. Yani öfke nedir? Bir de okuyorum bu makamda. İnsanlara dayatmaktır öfke. Niye öfkeli insanlar? İleri sürdüğü inançlarını, doğrularını kendine kanıtlayamamış, ileri sürdüğü doğruları, fikirlerini kendisine kanıtlayamamış. Hem kanıtlamış bir insan başkasının inanmasına ihtiyacı yoktur. Dayatmaz yani. Sen bilirsin der. Dayatıyorsa böyle köy kahvelerinin, köy sohbetlerinde böyle ona tatmin olmamış. Tatmin olsaydı başkasının inanmasına ihtiyaç duymazdı. Yani üstün gelme arzusudur ya öfke. Hem söyleyecek hem dayatacak buna taassup veya öfke oluyor. Bir insanın kendine kanaat edememesi demek, bir insan kendisine kanaat edememesi demek, aynı zamanda karşındakine aktaramaması demektir. Akıl bağlama olduğundan, sonlandırmadan, bağlamadan bilemez. Akıl ikaldan geldiği için, akıl bağlama olduğundan, sonlandırmadan, bağlayamadan düşünemiyor. Böyle kalıyor. Bu miraç yapmamış akıl. Evet, miraç yapmamış akıl. Sondan, mesela pergeli şöyle koyduk. Yer, demirini basmadık Karun. Çeviriyoruz. Daire olur mu? Olmaz. Yani miraç yapmamış tabii akıl. Bir şeyi sonlandırmadan veya bağlamadan emin olamaz. Evet, devamlı onu aktır. Muhammed'i emin bambaşka oluyor böyle bakıyor. Evet işte emin. Çünkü bağlamış. Emin. Mesela öfke. Niye kabul etmiyorsun? Niye yapmıyorsun? Evde de öyle. Yani Allah bunu yapmıyor. Ben niye yapıyorum o zaman? İçsel dengesizlik yani. Yani ifrat. Başka bir şey. Aynı frekanslı iki ışığı birbirine tutarsan, aynı frekanslı iki ışığı birbirine tutarsan, ışık ışığı gösteremeyeceğinden orada körlük olur. Böyle ışığı, bak aynı frekanslı iki ışığı birbirine tutarsan, böyle. Körlük oluyormuş şurada. Bu doğrultuda birbirinin üzerine tutarsanız aynı frekanslı, üstün frekans olmayacak, aynı frekanslı iki ışığı birbirine tutarsanız, bu denenmiş fizikseldir, ışık ışığı gösteremeyeceğinden orada körlük olur. Işık ışığı gösteremez. Işığın şöyle olması için karanlık gerekiyor.
Evet, yani yarıya üstünlük, bir frekansta üstün olması lazım. Mesela ben, buna ait bir deney vardı ama ben denedim kendim. Mumu yaktım. Ve karanlıkta mumu yaktım. Duvara yansıyor tabii ışık. Karşıya yansıyor. Yani mum yakılıyor. Kamerayla çekiyorum. Kamerayla çekiyorum. Şey çıkmıyor. Dumanı çıkmıyor. Dur, nasıl yapmıştım, ne yapmıştım ya? Öyle miydi? Size de göndermiştim onu. Resmini çekmiştim. Kamerada galiba gece, gece burası, ışık yok, mumu yaktım, mumu burada kameralıyorum, burası gece. O mumun karşıdaki şeyini çekiyorum, kamerayla mumu çekmiyorum, duvardakini çekiyorum. Niçin duvarda duman gözükmüyor? Çünkü duman orada gözükmüyor, vurmuyor. Karanlık yere. Yani karanlık olduğu için orası. Bu da şerrin sirayet etmediğini. Yani o şeytanın meleği değil, o fikirler değil. Zahirdeki, mülkteki şerler gözükmüyor böyle. Yani mesela bak, bir daha söylüyorum. Karanlık bir odada mumu yaktığınız zaman mumda ışık çıkar. Oraya yansır. Fakat orası karanlık olduğu için oradaki zeminde bu mumun dumanı, karanlığı yani, mumun dumanı karanlıkta gözükmez. Işık yaymadığı. Yaymadığı için. Allah Celle Celaluhu niye hakkıyla bilemiyoruz? El cevap. Yani tabii bunların cevapları çok uzun da bu makamda cümle. Çünkü ihata edemiyoruz. Nasıl ki aklı hazır bulduk. Yaptığımız çalışmalar aklın çalışması için malzemelerdir. Aklı biz hazır bulduk. Aklınla sırf bilemezsin. Hakkıyla. Aklınla bilebilir misin? Hakkıyla. Aklını akılla bilemezsin. Niye? Aklınla aklının arkasına geçmen lazım hakkıyla aklını bilmen için. Bir daha. Aklı hakkıyla bilebilmen için aklınla aklının arkasına geçmen lazım. Bu da akılla mümkün değil. Aklı ereğine, yani kaynağına, aslına bağlamanla mümkün. Aklına bağlanması aklidir. Yani aklın aklına, aklı bağlamak aklidir. Ayna kendini gösteremiyor. Ayna kendisini gösteremiyor. Karşındakini gösterebilir. Aynayı aynaya tutsan bu sefer sonsuzluk gözükür. Bunun gibi işte akıl. Akıl akla tuttun mu sonsuzluk olur. Peki aklını nasıl bileceksin? Aklının sahibi, kaynağı olan, ereği olan sahibine, yani ilime, Allah'a bağlarsan aklın sahibine bağlarsan ve oradan bakarsan aklına, o zaman aklına hakim olursun. Aklı hakkıyla bilmek ancak aklı hakka bağlayarak olur. Mümkün olur. Başka mümkün değil. Çünkü niye? Bir şeyi ihata edebilmek için onun dışına çıkman lazım. Okyanusun içinde olan, dağın içinde olan dağı göremez. Niye? Okyanusta olan niye okyanusu göremez? Ya okyanusun dışına çıkacak ki görsün. Bir şey varsa karşıtını da içerir. Çünkü onun karşıtını, yani kaldırdığın için bu var oldu. Yok, bak bir daha söylüyorum. Bir şey varsa karşıtını da içerir. Mesela beyaz. Siyah yok. Beyaz diyebilmen için karanlığı da var. Karşıtını içerir. Bir şeyin varlığı karşıtı ile beraber vardır.
Onun için Üstad diyor ya, dertler bana derman imiş. Çünkü onu, yani karşıtını kaldırdığın için, kaldırırsan karanlığı, aydınlık denen bir şey olur mu? Yokluğun kalkmasıyla varlık var oldu. Yokluğun yok olmasıyla varlık var oldu. O zaman varlığın var olabilmesi için varlığın yokluğu kalkmasıyla mümkündür. Karşıtların eşitliği ise varlık sahnesine çıkmamış anlamına gelir. Karşıtların eşitliği ise varlık sahnesine çıkmamış anlamına gelir. Anlıyor musunuz? Biraz zorlanacaksınız mecul da. Mecul makamı mı oluyor varlıkların kaçtığı? Mecul değil. Mecul'da hiç karşıtlar yok yani. Hiç yok. Öyle bir şey yok orada. İlmi vücut mu oluyor? Yani ilmi vücut oluyor. Karşıt. İlmi vücutta mesela evde mimar plan çiziyor. Güneşte karanlık. Bak burası güney. Burası kuzey cephe. Yani ne yapıyor? Güneş koyuyor. Veya ışık yazıyor. Karanlıkla aydınlığının planı yoktur. Yani çizemezsin. Vücudu yok çünkü. Yani bu varlık sahnesinde her şey karşıtlarıyla beraber vardır. Tevhid nedir tevhid? Karşıtların cemi, birliğidir. Mesela küfür yok. Sırf iman var. Tevhid olmaz. İmanın karşısında, karşıtında küfür varsa, beyazın karşısında siyah varsa, karşıtların birliğine tevhid denilir. Hayrihi ve şerrihi. Tabi karşıt ülkesi sadece alemi şehadete mi geçer? Hayır. Harika. Bunun dışında ne örnek verir? Mesela alemi şehadette olup, alemi şehadette olmayan var. Mesela şu andaki senin düşünce düzeyin. Alem-i şehadette ama alem-i şehadet cinsinden değil düşünmek. Okay, yani başka? Sizin ilgisi olmayan başka bir karşılık sahibi olan alem-i şehadet dışında bir şey var mı? Yani? Mesela neyi kastettin onu? Demek istedim, benim bildiğim kadarıyla bu ilke sadece alem-i şehadete geçer. Bu boyuta girince çünkü. Karşılıkları çıkıyor, evet. Mesela her şeyi kastediyorsun. Arkada mesela mudil esması, nur esması. Vücuda çıkınca şeytan melek. Aslında öyle bir şey yok orada. Ama buradayken var. Burada var. Ama buradan çıkınca olmuyor ya. Yok. Burada geçerli oluyor. Evet. Yani. Fakat mesela bazıları diyor ki Allah buraya getirmese de cenneti yaratsaydı bu karşıtlarıyla bilme melekimiz aklın melekesi olmayacaktı. Ben anlıyorum işte. Evet olmayacaktı. Çok basit olacaktı. Yani çok yüksekte olduğunu aldı cennette hiçbir şey yaramayacak. Aklın böyle bir melekesi olmayacaktı. Aklın karşıtlarıyla bir bilme özelliği var. Yani bu özelliği de var. Yani aslında Allah'ı bilmek de biraz zihni. Evet. Olmasa Allah'ı yani Allah'ı karşıtlarıyla. Ben en iyi bilemezsem vücudum hiç bilemem. Yani hani karşıtlıkta aslında biraz da şey referans alır. Ben kendi referans alırsam üstü bilebilirim yani. Yani. Evet. Evet. Mesela hatta Allah bile kendisini bilme referansın kendini al dedi. Ben arefe nefse ve kaderefe rabbehu. Beni tanımak istiyorsan kendini bir tanı bakalım. Neyle tanıyacaksın ki neyi? Ortada hiçbir şey yok. Neyle gideceksin ki? İşte bu sohbette bu cümleler aklı antrenman yaptırıyoruz ya. Aklın antrenmanı bunlar. Hani doğru ve yanlış. Yani doğrudur diye edasıyla haşa böyle bir iddiamız yok yani. Bunları aklı egzersiz yaptırmak, antrenman yaptırmak yani. Ya bu gündelik hayatın hayata dayattığı bu kadar acayip acayip, garip garip böyle şeyleri var, zorlukları var, bilmem bir sürü şey. Şu toplumu biliyorsunuz, hemen gerek yok. Bir nebze bu sohbetlerle bunun dışına çıkmak, farklı düşünce mekanizmamızı aktif etmek, farklı düşünme, zengin düşünme melekemizi, yani tek boyutluktan zengin bir boyuta geçme melekemizin gelişmesine vesile oluyor bu dersler. Gayem bu yani. Standartlıktan çıkması lazım böyle dayatıyor. İle böyle düşün. İle budur. Doğru budur. Başka doğru yok mu? Böyle olacaksın.
Bunu takip edeceğim. Zaten bunlardan dolayı işte bir sürü kölelikler çıkıyor. Şehvet köleliği, menfaat köleliği, patron, zevk köleliği, zevk, hayat perest köleliği, şeyh köleliği, ustad, işte abi, hoca köleliği çıkmış. Yani bir sürü şeyler çıkıyor. Yani istiyoruz ki böyle bir atölyede işçi olalım. Bir mutfakta işçi olalım. Bir yemek pişerken hepimiz bir şey katkıda sağlayalım. Ortaya bir yemek çıkartalım. Anlıyor musunuz ne demek istediğim yemekten? Yani atölye çalışması, yani düşünen kafalar olsun. Yani herkes bir katkı sağlasın bu yemeğe. Atölyede, marangoz atölyesinde veya tamirhanede herkes bir şey yapsın. Bırakın bir de herkes bir insana bakıp imalat bekleme ondan. Sen de imal et. Yani bağlama yani aklını ona. Dünya beyin fırtınası diyorlar. Ha, beyin fırtınası diyebilir. Ben atölye çalışması derim ben 15-20 seneden beri. Veya lokal şey derim, yemekhane. Yemek imal edilen yer öyle. Mutfak diyorum tamam. Mutfak. Mutfak ve atölye çalışması. Düşün ya. Düşün. Korkma, eskimez akıl. Günah da değil ha düşünmek. Başka? Bir de okuyayım onu isterseniz. Bir şey varsa karşıtını da içerir. Çünkü onu, yani karşıtını kaldırdığın için bu var oldu. Yani karanlık kalktı, aydınlık oldu. Karanlık denen bir şey yoksa aydınlıklarına bahsedemezsin. Yokluğun kalkmasıyla var oldu. O zaman yokluğun kalkmasıyla var olmuşsa, var aslında yokluğa da muhtaç. Şey mi aslında, yani zıttı olmayan şey vacibi vücuttur, mutlaktır. Evet, gibi, doğru. Neyse, başka konu yapayım. Sahabelerin en çetin imtihanı Miraç idi. Miraç'a aleyhissalatü vesselam Efendimiz aklını da aldığı için akla oradan bakma yetisi ve yetkisi verilmiş ki 31. söz Miraç Risalesi aklı yazılmış. Ondandır ki sadakat aklın kemalidir. Akılla imtihan olmuş. Evet. Sahabeler akılla imtihan olmuş. Yani biz bu asırda düşünceyle imtihan oluyoruz. Yani direkt Mescid-i Aksa'ya gitmesi, oradan göğe çıkması. Direkt Mescid-i Aksa'ya göğe çıksaydı o zaman sıkıntı yoktu, problem yoktu. Yok. Yani Mescid-i Aksa'ya gitmesi sıkıntı oldu. Medine'den çıkardı. Yani, o zaman imtihan olmazdı. Ona Mekke'den tabi. Mekke'den çıkardı. Ona herkes inanırdı. Mescid-i Aksa'ya gitmesi yani problem. Çünkü Mekke'den çıktım, indim dese hiç tahallük etmemiş. Zıttı yok. Gidebilir canım. Tamam. Nerede? Ama bilmediği bir şey bu. Mekke'den gittim. Ama bildiği bir şey var. Mescid-i Aksa ile Mekke arası bir ay. Evet, akıl yürütüyor şimdi. Akıl yürütüyor. Vardı. Akılla imtihan oldular. Yokluk imtihanı değil. Akli bir imtihan. Neyin sembolü aslında abi? Kudüs'ten çıkmak. Yani o peygamberlerin cemidir yani. Melek kelimenizin cem edilmesidir. Yani Miraç semavata ekine bir mucizeydi. Hicretten nereye kadar ama? Kudüs. Kudüs'ten sonraki. Kalp mi yoksa akıl mı? Vicdan. Dinam. Vicdan dolayı. Sembolü yani. Vicdan daha kalp olmadı. Bu Miraç'ın bütünlenmesi yani tamamlanması kalptir. Daha kalp değil. Şehitliği vaat etti Allah Resulü aslında onlara. Aklın şehitliğini. Aklı evet. Aklı şahit yaparak şehit olmasını sağladı. Çünkü şahit olmayan şehit olamıyor. Ölmeden miraç olmaz. Yok. Mekandan ve zamandan şey yapmasın. Akıl içini düşünün. Akıl bir varlıktır. Vücud aletisi var. Böyle bir adamdır yani. Miraçta götürüyor. Hayal et benim yanımda. O da düşünüyor, şuur ediyor, idrak ediyor, muhakeme ediyor. Geçmişte, gelecekte, idrak, emri nisbiyen, nitelen. Akıl var yanında böyle bir alet. O da gidiyor Allah Allah. Var, sebebi yok. Şimdi bu adam yetişiyor. Şahit oluyor, sonra şehit olacak. Tuhaf değil mi? Yanına böyle almış.
O da görüyor. Var ama sebebi yok. Ağaç var, toprak yok. Işık var, güneş yok. Şimdi düşün. Dönünce daha garip abi. O ikisi böyle olması daha garip. Bu sefer geldi, Allah Allah. Topraklar niye çıksın ki yani? Mecbur değil ki. Çünkü vardı zaten. Şimdi bunlar zorlanır. Niye topraktan mısır çıksın ki? Bu da dirilmen senin tekrar burada. Tekrar. Yani çok zor ya. Allah Resulü, Allah yardım etsin ya. Çok zor iş yaptı. Şimdi bir, sebep sonuca alışmış bir akla gidecek. Hepsine şahit olacak. Bu alet kabul edin. Miraca bakıyor, arşa bakıyor, levh-i mahfuza bakıyor, kapsene bakıyor, arşa sana bakıyor. Yani, yani ışık var, güneş yok. Ağaç var, toprak yok. Yani bir şey. İnsanlar acıkmıyor, yorulmuyor. Bir yerde duruyor. Yani düşünmeden düşünüyor. Yok, var. Bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Bu ne yapsın bu zavallı? Allah Allah. Şaşırdı. Yetişti, tamam dedi. Bir de bunun tersini şimdi şoklama yapacaksın. Ulan hamama mı giriyor yani? Sağol ben nasıl bir yerde duruyorum? Ondan sonra ince aşağıya toprak lazım. Allahu Ekber. Çıkmak için asansör lazım. Gerek yok ya. Zaten olmak istediğimiz yerdeydik. Yani nasıl bir şoklama bu akla ya? Nasıl bir şoklama yapılmış? Ama dedi ya Hasan abi, o akıllı yukarı çıkıp o aklı diyor için aşağı adamdan lehli mahfuza bakmıyor mu? Kısacası, kısacası bir yaslanın bakalım. Yaslanın. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Her şey o karar verdikten sonra oldu. İnsanın aklı ve ruhu bunu, bu süreci görmek istiyor. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. İnsanın aklı acaba bu kainat, şecere-i hırkat, 18 bin alem yokken Allah nasıl bir şeydi? Allah ne yapıyordu? Bunu Mesnevi Nuriye 146'da söylüyor. Varlık yokken Allah ne yapıyordu? Hemen kısaca cevap vereyim. Mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiyesi, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiye, esmaya tecelli ediyordu. Şimdi ben onu anlatmayacağım. Allah var iken hiçbir şey yoktu ama sonra zuhuratlar başladı, varlık denilen. Bunu merak ediyor. İnsanlık adına bir isimi seçmiş Allah, aldı yanına, aleminde nasıl uyuduğumuz zaman her şey yok olmuyor mu? Şuurumuz yok değil mi? Var ama yokuz. Yokuz yani. Bize göre varlık yoktur. Varlıktan sıyrılmışız. Uyuduğumuz zaman her şey yok. Adem. Adem'in örneğidir. Adeta her şey sıfırlandı. Allah Resulü'nün atobi. Allah Resulü'nün bütün o miraca çıkarak giydiği elbiselerden çıktı demektir. Sıyrıldı. Sonra buraya varlıksız varlık hali, cevher haliyle yanına oturttu tabi. Dedi ki, bu kainatın varlığını, yaratılmasını ki senden olmuş. Senin yaratılmanı seyretmek istemez misin ilk? Ben varken hiçbir şey yoktu. Seni ilk nasıl yarattın? Bu yaratma sürecini olmayan sen, olmayan seni seyret. İnsan kendisini kendisiyle seyretme hadisesidir. Miraç. Yani bunu akıl anlamazsın. Yani sen nasıl yaratıldın? Gel yanıma otur. Olmayan sen. Yoksun. Kendi yaratılmanı kendin seyret. Bak bir daha dinle. Kendi yaratılmanı kendin seyret. Peygamberimize seyret. Evet. Peygamber yok çünkü onda. Peygamberimiz demek zorundasın. Peygamber memnuniyeti yok. Yok olan var. Yok olan varlık. Vücutsuz vücut. O peygamber buradaydı. Orada bir peygamber yok. Yok. Yok varlık. Ne demek? Yok varlık. Gel yanına oturdu. Allah başka bir şey yok. Ama bu da yok. İşte kendini, vücut rengini verme. Usta bunu kastediyor. Vücut rengini verme. Yani vermediğin anda buraya geliyorsun. Bunu, ben nöpe ne işime yarayacak?
kendine vücut vermeyince buraya geliyorsun, buradan bakma melekken gelişiyor. Yokluğumu çalışıyorum diye, yok olduğuma vücut rengini verme. Yoksa ne? Ademe düşersin. Ne tuhaf şey söylüyor bize. Kendine vücut rengini verme. Yani yok de. Niye? Büyük var olacaksın. Ya kendime yok diyerek var olur. Eğer kendine var dersen diyor, yok olacaksın. Görüyor musun akla neler dayatılmış? Eğer kendine vücut verirsen yok olacaksın. Ama yokluğun hakikiydi, hakiki buydu. Hiçliğini bilirsen, yokluğunu bilirsen mutlak var olacaksın. Bunun, bu zıtların cemi, bak, kendine vücut rengini verme, yok olacaksın. Yokluğunu idrak edersen var olacaksın sürecin en mükemmel makamıdır Miraç. Yokluğun idrakı kendi yaratılma sürecinin başıdır. Başka? Şöyle çizeyim. Mahiyeti zatiye. Çık dışarıya. Şu ınatı zatiye. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, ikisini de cem ediyorum. Sıfatlar. Yazmayayım bir de. Esmalar. Yani esma-i zatiye, esma-i fiiliye vesaireler. Şimdi Allah var iken hiçbir şey yoktu kainatı yaratmadan önce. Allah ne yapıyordu? Hani çok soruyorlar ya, 146 mesnede geçiyor. Mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesine, şuunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye, sıfat-ı subutiyelerde, esma-i zatiyelere, esma-i zatiyelerde, esma-i üstadlar ve esma-i fiilleri tecelli ediyor. Tamam. Bu arada soruya cevap vereyim. Şimdi bir şey anlatacağım. Şurası da malum. Nur ve manalı. Evet, mec'ul Nur-u Muhammedi. Aleyhisselatü vesselam. Şimdi burası da ters tabi. Aşağıdan geldi, şimdi yukarıdan aşağı. He, böyle. Şimdi buradan beri geldi o. Peygamber. Şuradan geldi. İşte Allah varken bunlar yoktu. Burası Arş-ı Azam. İki tanesini yapayım da. Arş-ı Azam. Lef-i Mahfuz. Arş. Kürs diyelim. Alem-i Şehadet. Şimdi burada bunun bir nur tarafı var, vücud-ı harici ve Allah tarafı var, mana tarafı. Burada varlığın yokluğu, yani varlığı buraya geldi, hani getirildi. Burada bu miracın kemal mertebesi, imkan vücut ortası, kabı kalpse, orada kendi sürecini seyret. Ben bunu dedikten sonra bunu onun için yapmadım. Şimdi şuradan bir şey yapacağım size. Allah bilmiyoruz. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Diyor ya. Herkesin bir sırrı yok mu? Bir içimizde tuttuğumuz var. Bir de hanımımıza söylediğimiz var. Ama herkese demedik, hanıma dedik. Bir de evladımızlarımıza vesaire. Bir de dışarıya herkese söylediğimiz var. Ama en yakınımıza bile demediğimiz sırrımız var. Var, var. Allah'ın da böyle özelliği. Çünkü bu donanımı o verdi. Allah'ta da sır var. Ama herkese söylediği sır var. Bazılarına söylediği sır var. Çok hususilere söylediği var. Hiç kimseye demediği var. Sırrı. İnsan benim sırrımdır, ben de.
Bundan dolayı şuradan Allah'ın sırrı olan insan. En iyi alan en iyi değil. En iyi bilmiş, en iyi yapan. Emanet olarak en iyi verilmiş. Bu varlığın tümü verilmiş en iyiyle. Yani en nur tarafı, mana alan mı oluyor? Arkasında başka bir şey olmuyor. Benim arkası tabii. O zaman en son en değil mi? En iyi. En son ene. Varlığın süreci bu. Ama en iyi alan değil mi? En iyi alan enenin arkasında olan bir şey. Evet, sır işte. O konuşulamaz. Ama sır o. O sır. O mahiyeti zatiye. Onu bilmiyoruz. Peki, buna ne yapmış bize? İnsanın ruhu. Ruhunu yaratan kaynak. Bu şekilde o zaman sıfata ne diyeceğiz abi, böyle kayarsak yukarı? Tamam işte, emeğine baş ya. Evet, emeğine baş. Tamam. İnsanın yazılımı olan sıfatları. Kaynağı. İstidat ve kabiliyet. İstidat ve kabiliyet yani. Yazayım. Nedir o? Söyleyeyim. İstidat. Şöyle deniyor kabiliyet. Hılkatın en yüksek manası, hılkatın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Bak, hılkat ayrı, fıtrat ayrı. Nerede geçiyor? 20. mektup. Bak, hılkatın en yüksek gayesi, hılkat. Allah var iken yaratılmak, halk etti. Ama bunun da halk etti, beni de halk etti. Fıtratın en yüce gayesi, bunun fıtratıyla benim farklı. Bunu bu yaptı, kalem benim, beni de insan yaptı. Bu da fıtrat. Yani bunların yazılımı farklı. Peki Esma'da ne yaptı? Cilve, cemal, nakış, yine canlı ve sanatın cemi olan beden. Yani bunun için fazla nazara verilmemiş, en iyi özdeş konuşulduk şimdi. En son ene sanıyorum. Ene işte, ene. En son kereyse öyle, sanma. En sonu. Ama ene verilmiş. Ben olan ben. Şu. Ene, ben diyebilen var ya, en Allah. Allah da diyor ki ben Allah'ım. Yani ben diyebilmek için denemeyecek bir şey de yani, artık o konu şey yok. Bunun alan değil işte. Alan da yok, ayağı da yok ama aynı de değil. Allah sırrı olmuş. İnsan bak, insan benim sırrımdır. İnsan benim enemdir demiyor. Ene varlık sürecinin bütünlüğü. İnsan benim sırrımdır. Yani herkesin bir sırrı yok mu? Yani hiç kimseye demedi, tamamen hususiye dedi, bazı insanlara söyledi, herkese söyledi sır. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Bu cihette baktığın zaman yok varlık işte. Eyle verilmemiş mi? Ya varlık,
Yok işte bak. Peki yine 30. sözde ene verilmemiş. Mevhum bir ene diyor zaten. Mevhum. Ene de mevhum. Ene verilmiş de şimdi bir sohbetinizde şöyle demiştiniz. Ene kime verilmiş diye. Ene'nin verildiği şunat zati sıfat ve esmanın komple bütünlüğün anlamına evet ona verilmiş diye söylediniz. Evet. Niçin dedim biliyor musun? Evet, niçin dediniz? Üniversite diploması olunca artık ilkokul, ortaokul hepsinin cemidir. Yani mesela şundan ne var? Hepsini cem etmiş. Çünkü bunu tanımlayamıyoruz. Yani bunu konuşmuyoruz. Konuşmamamız lazım. Evet, çünkü niye? O konuşulmaz. Sır ya. Şimdi konuşunca şimdi derste konuşmuş oluyoruz. Şimdi konuşmada konuşmamız gerekiyor. Bir sırrı var olduğunu öğrendik abi. Yani bir şey var ama yok. Motoru zor. Sır olduğu için öğrenemiyoruz abi işte. Yok yani. Yok yani. Eni gene eni neydi? Eni şuradaydı abi. En son eniydi. O da bir şey verilmiş ama yani. İşte sonun sır abi. O da işte en son eni değil. O da bir şey verilmiş. Eni'ye mesela ben ters alıyorum, tamam mı? İnne ukâne zâlûmâ cehûlâ. Ve lekât keremne binâ ademdi diyor. Hemen altında diyor ki ayette. İnne ukâne zâlûmâ cehûlâ. İnsan en mükemmeldi. Tam da zalim ve cahildi. Ne yaptı peki bu? Emanet hemen aldığı için zalim ve cahil oldu. Emanet alan niye cahil ve zalim olsun? Üç kişi almamış. Gök, bir şey düşünür müsünüz okyanusta? Bir okyanusta olan bir insanın en var, ucu bucağı belli değil. Dip var, belli değil. Yükseklik var, belli değil. Öyle mi? Üç tane kavram var. Diyor ki, gök emaneti almayan, gök almadı, zemin almadı, dağlar almadı. Niye bunu kullanıyor ya? Niye nasıl ki dağ? Külliyatta dağ. Söyleyin, külliyatta dağ neyin simgesidir? Dağ, dağ değil ya. Dağ nedir? Dima. Dağ. Peki, gök neyin simgesidir külliyatta? Ruh. Dibi? Kalp. Okyanus, bağlanan gibi bir kalp. Yani ruh, dima ve kalp. Almadı eneyi. Ruh almadı. Eneyi almadı. Kim aldı? Kim var ki? Eneyi almamış. Kim almadı? Ruh almadı. Dima almadı. Kalp almadı. Alamam dedi. Niye aldı peki? Alarak niye cahil ve zalim olabilir? Cahil ve zalimliğini bildiği için onu alıyor ki cahil ve zalimliğimi kaldırayım diye. Cahil ve zalim oldu, aldığı için değil. Ben böyle anlamıyorum bu tefsiri. Yani aldığı için emaneti cahil ve zalim olur mu? Aldığı için kaliteli bir adam olur ya. Ama öyle diyor. Cahilliğini ve zalimliğini bildiği için alarak niye aldı? Cahilliğini ve zalimliğini kaldırmak için. Niye derse geliyorsun? Cahilliğini anlamak için. Öyle değil mi? Peki derse gelmeyene? Herkes hadi. Çok iyi biliyor. Şeyh mi? Sokak dolu. Mürit bir tanı göremezsin. Topağı bir defa vurmayı bilmez, herkes top konuşur. Siyasetten dairini geçindiremiyor, devlet geçindiriyor adam. Yani ay sonunu getiremiyor, ülke yakası bile olmuyor. Evin bir geçimini yapamıyor, devleti geçindiriyor, tamam mı? Dengeler, o niye böyle falan oldu. Ondan sonra herkes alim. Niye geliyorsun? Cahilliğimi anlamak için. Öyle değil mi? Yükseldikçe alçalıyoruz. İlim yaparak cahil olduğumuzu anlıyoruz. Hani ilim alimliğe sebep değil mi? Ben ters anlıyorum. Cahilliğimizin sebebi. Ne kadar cahilsin, ne kadar alimsen. Ne kadar öğrendinse. Acizliğin kadar saygılı ol. Cehaletin kadar hürmetkar ol. Fakirliğin kadar edepli ol. Allah'a karşı. Adam
acizliğini bilse, kendisini tanısa namazsız yaşar mı ya? Ne kadar alimsin, ne kadar biliyorsa, ne kadar hiçsin, ne kadar kendine anlam vermemişsen. İçliğimi bilmeye çalışıyorum diyor. Evet, ben içliğimi bilmeye çalışıyorum diyor usta. İçlik bilmek. Hiç, arkadaşlar hiç varlık. Bunu Allah, insan benim sırrımdır, ben değil. Allah böyle düşününce, Allah beni, Allah'ın sırrı mıyım ben? Allah nasıl böyle sevilecek, zevk edilecek bir şey olduğunu uzaktan uzağa, böyle fikri değil, hissi değil, böyle hani Nesim-i Sabah rüzgarı gibi eser ya ruhlara, böyle vurur da vurur, hafif oynatır eriğin yapraklarını, büyük yaprak değil, ufakları hafif oynatır. İşte en büyük devlet budur insana, sırrını aktif etti. Niye sırdır? Yok olduğu için. Şimdi kadar niye konuşuyorduk? Sır olduğu için. Peki ne varlık mı? O da varlık değil ki. Millet o yüzden doktora gidiyor ha, psikiyatri. Psikiyatri. Deli olduğunu kabul etmediği için. Arkadaşlar, emaneti kim kabul etmemiş, ne olur söyler misiniz? Bir, ilk önce ne kullanıyor 30. sözde? Gök. Allah Allah, Allah böyle getirdi. Ey gök, al şunu. Alamam ya Rabbi. Kim? Gök. Sonra zemin anlamış. Sonra dağlar anlamış. Ya simge kardeş, sembol, külli düşünmek için. Peki hangi peygamber var ki mağarası yok? Hangi büyük zat var ki mağarası yok? Mağara. Mağarana gireceksin. Ben sana da. Anladın mı? Gir mağaraya. Daha burası. İsa'yı dağda, hurmalıkta, ormanlıkta dünyaya getirdi Meryem. O Meryem, kızlığı bozulmadan insana benziyor, döllenmiş İsa'ya. İsa. Sonra doğum yerine buradan İsa'yı doğurdu. Getiren de Cebrail. Ve Bediüzzaman 641 mesle dediğince ki iki tane baş vardır. Bir başta karşıyı ruhu döllersin, alt başta bedenini döllersin. Mesle dediğince iki tane baş vardır. Bir başla bunlar karşıki ruhları döllersin. Alt başta bedenini döllersin. Aya, bunlar, bu dünya bu dünya değil ki, burası burası değil, ne mutlu fark edenler. Sen akıllı değilsin bence. Bunların nereden çıkacağım? Başka bir akıllan bu akıllara. Bakılıyor abi, hakikaten. Şu anda aklımla bakmıyorum ki buna. Şimdi diyorum ya, akıl yok ki şu anda. Akıllı değilsin abi. Şu anda gayret ediyorum, bu olaydan şimdi nasıl sıyrılıp çıkıp oturacağım diye uğraşıyorum. Oturdu ya, kesin biraz önce sessiz. Ahir zamandaki İsa Aleyhisselam'a buradan nasıl bağlıyoruz? Meryem Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan, Cebrail Aleyhisselam'dan. Ahir zamandaki Cebrail nereyi döldü? Cebrail döllemedi mi Meryem'i? Evet. Cebrail döllemedi mi Dima? Vahiy getirmedi mi? Doğum şekline benzemiyor mu? Buradan doğurmuyordu mu Meryem? Buradan döllenmedi mi? Kelam gelince kulak zarı bozuluyor mu? Çocuğa benzemiyor mu? Ahir zamandaki bir tezahürü, İsa Aleyhisselam'ın tekrardan nüzulü gibi şeyler... Bağladı. İsa Aleyhisselam diyor. İsa Aleyhisselam bir mutimini dedi. Ha işte. Peki İsa Aleyhisselam'ın sıfatı neydi? Tenzihçi miydi, teşbihçi miydi? Hı? Teşbih. Ha işte, ben sana gök, zemin, dağ. Bunu konuşmak, enfusçilik, İsa'lıktır, İsevi meşreptir. İsevi meşrepler bunları konuşur.
Musiri meşreple tenzihçidir. Ne diyorsun kardeş, uğraşma. Lugat ver tamam. Bu budur, tamam. Ne derler, ne dağ ya? Dağ kafaymış. Bırakın ya, gök Rum'muş. Kardeş oku geç. Bu kim? Doğru mu? Doğru. Bu Musevi meşrep. Musevi tenzihçidir. Zahircidir. Hızır ve ama Musa'yı yetiştirmek için Allah öyle bırakmadı. Musa'ya dedi ki eksiksin. Al sana Hızır arkadaş vereyim sana. Hızır ve İsa Aleyhisselam teşbihçidir. Yani simgelerle. Şimdi mesela diyor ki şimdi diyor bodrumlarda, gizli yerlerde konuştuklarımız gelecekte balkonlarda aykırılacaksınız. Bunlara aykırılacaksınız. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam artık tamam diyor. Ben seninle kalmam artık. Zahirden çıkamadım diyor ama Hızır Aleyhisselam yine de gel diyor. Ben sana onların iç yüzünü anlatacağım diyor. Ondan sonra istiyor Musa Aleyhisselam. Ondan sonra açıklıyor. İstiyor mu? Hayır dedi. Sen bu kadar yeter sana dedi. Tamam daha karışmayacağım dedi. Hayır. Anlaşmamız bitti diyor. Şu. Yani bunları dinliyor musun? He. Yani o ne yapıyor ya? Tamam bırak. Uğraşma. Eğer takılıyorsan böyle tenkit, eleştiri, yani bu adam nereden çıkıyor, ne ya? Ha, haklısın. Sakın bunlara cevap vermeyeceksin. Haklısın. Doğru. Sen Hızır gibi ol, Musevi, Meşrebi bırakacaksın. Taşıma. Yuktur. Uğraşma. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Musa aleyhisselam Meşrebi'nde. Meşrebi. Mesela Üstad Hazretleri ki, İbrahim'i meşrep olunuz diyor. Evet. Demiyor mu? Evet, diyor. İbrahim'i. Musevi demiyor, İbrahim'i diyor. İbrahim'i diyor, Musevi demiyor. İbrahim, şefkat ve hikmet peygamber değil mi? Çoğalarda diyor, iki sıfat. Kardeş, Risale'ni anlamadan gideceğiz. Dağ zannettik, semayı gökü gök zannettik. Denizi deniz zannetti. İnsanı insan zannetti. Sırrı insanı, Allah'ın sırrını bilemedik. Dünyayı dünya zannettik, ahireti ahiret zannettik. Allah'ı anladığımız gibi zannettik. Allah'ı sıkıştırdık anlayışımıza. Bir bak bakalım, hakiki o tövbe Allah ile anladığım Allah arasında alaka var. Hocam şu şeyin sırrı nedir? Yani Musa Aleyhisselam'ın meşrebi olmayın da İbrahim Aleyhisselam'ın meşrebi olun demiyor. Yani Muhammed'in meşrebi niye olun demiyor yani? Muhammed'i en sonda şey yapıyor mesela. Şimdi en son üzerinden yapılmıyor mu yani hocam? Evet, onların cemidir. Zaten Muhammed'i meşrep. Yani Muhammed'i meşrep niye bastırmıyor da İbrahim meşrebi belirtiyor? Şimdi 20. sözden söylüyor. İlk önce Adem Aleyhisselam gelmiş bu dünyaya, değil mi? İlk önce insan eğitimini Adem'den alması lazım. Bu düşünce yöntemini yürürken, ilk önce bu meşrep, sonra bu meşrep, sonra bu meşrep, sonra Adem Aleyhisselam, sonra Muhammed Aleyhisselam. Tamam hocam, hani en son. Şimdi en sonunda toplanan meşrep bütün hepsini kapsamıyor. Kapsadı. Şimdi orada ama koptuğunda yani yaparsan bilmedim yani hikmetini soruyorum. Yani şimdi niye Musa'yı anladım şey, sorunu Musa anladım. Meşrebi değil de demiş yani Musa meşrebinden olmayın. İbrahim meşrebinden olun. Yani niye Muhammed'i meşrebi denmemiş? Evet, toplanmamış. Dedim ya sen, dedim ya. Tamam hocam işte. Yani. Bak ne ilk önce eğitim. Şimdi son tıp dersi alacaksın. Tamam. Tıp dersi alacaksın. Hemen bu sonunda doktor olacak diye tıp dersi verebilir misin? Sonunda doktor olacak diye tıp dersi vereceksin tabii hocam. Verilemez. İlk önce ABC'çi vereceksin. Çocuğa ABC'çi vereceksin. Sonra Ali gel, ders çalır. Tamam hocam, yani sonra tıpa giderken diye tamam. Şey. Şimdi çocuğa ilk önce ilkokul bilgisini vereceksin. Sonra ortaokul vereceksin. Sonra lise dersi vereceksin. Sonra üniversite dersini vereceksin. Üniversite dersini yaparken hepsini kullanmıyor musun? Tamam hocam. Tamam cevap verme de ben izah edeyim.
Sorunu anladın mı? Tamam kardeş, daha kaçtı mı? Üniversitede ders yapılırken 2 artı 3 eşittir 5 demez. Çünkü ilkokulda almışsın. En son bu eğitim yapa yapa İsevi meşrebi kullanacaksın ki Kur'an'da 28 tane peygamber kıssası var. O peygamber kıssaları bizi eğitiyor. Bizim ruhumuza malzeme oluyor. Hatta Allah ayetinde diyor ki bu peygamber kıssalarını vererek sizin kalbinizde güveni ve imanı artırıyor. Muhammed yetmiyor mu ki Nuh Aleyhisselam'ı, Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını veriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cem etmiş. Bir anda hemen kucaklayamıyoruz. Yani üniversite dersini alacak en son diye ilk önce A, B, C, Ç, 2, 3, 5 sonra ortaokul sonra geliyorsun. Üniversitede hocadan, profesörden ders dinleme makamına geliyorsun. Sonra geliyorsun. Bu gelene kadar biz ortaokul dersini alalım. Lise dersini alalım. Sonra üniversite muhatap olacağız. Bunu Barla da söylüyor. Diyor ki, niçin diyor aynı soru. Kur'an en son geldiğine göre niye başta gelseydi, suhuflar gelmeseydi? Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı, İncil'i gelmeseydi, suhuflar gelmese de ya niye bunlar uğraşılmış? Niye her senede şeriat değişmiş? Tamam, tak değil. En son Kur'an değil mi? En son peygamber başta gelseydi. Çünkü Allah'ın bir tekamül kanunu var. Bir insanlar eğitilebilmesi için, öğrenmesi için bu süreçten geçmesi lazım. Geçecek İbrahim meşrebi olacaksın, Musevi meşrebi olacaksın, Nur meşrebi olacaksın. Sonra gele gele profesörden ders alacak makama geleceksin. Amfiye gireceksin yani üniversitede amfiye gireceksin. İlkokulda anaokul var, sonra ilkokula, sonra bütün insanların her yerden, dünyanın her yerinden gelen talebeler bir profesörü dersine muhatap olacak makama gelince profesör ders yapacaksın. Onun için insanlar eşit olmadığı için coğrafi bakımından peygamberlerin farklı eğitimlerine ihtiyaç var. Mesela Haşir akidesini bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ındaki gibi İsa Aleyhisselam anlatmamış. Çünkü insanlara göre konuşmuş. Profesör girer ilkokula, onların seviyesine iner. Ortaokula girer profesör, liseye, üniversiteye gittiği zaman onların seviyesine konuşur. Ha bu noktada diyor, Muhammed Aleyhisselam dersine muhatap olabilmek için ilk önce İsevi meşrep ol. Sonra Musevi ol. Sonra İbrahim'i ol. Sonra Süleyman ol. Sonra ne ol? Kur'an'ın kıssaları bunlar. Kur'an kıssaları ne yapıyor? Bizim aklımıza malzeme, aklımızı inşaat yapıyor, kalbimizi ihya ediyor. Pat değil Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın direkt Kur'an'ını ilk insanlığa versek, ilk peygamber olarak gelse nasıl olurdu? Olmazdı. O zaman Muhammedi meşrepteki derste bizim gibi insanlara bir anda olmuyor. Çünkü merdiven lazım, ihzariye gerekiyor. Daha dağlara dağ diye bakıyor. Daha denize deniz diye bakıyor. Mesela adam soruyor, zındık tabii soruyor, soracak. Ya diyor, peygamber de olmuş, denizin balığın içine girmiş, adam düşmüş. Ama benimle ne alakası var diyor. Şimdi denize düşmüş. Kur'an peygamber diyor, ben kendime nasıl ders alacağım diyor. O zaman Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında eğitilmem gerekiyor. Yunus Aleyhisselam'da eğitilmem gerekiyor. Eyüp'i meşrep, Eyüp'ün kıssasını dinleyerek Eyüp'i meşrep gelişiyor. İbrahim, aktif ve aksiyon bir peygamber. Oturmuş böyle, yapmamış, almış baltayı kafasına kırmış. Değil mi? Deccal'ın kaykırı. Tamam doğru, ben hani hikmetini öğrenmek için dedim. Ben de sana izah ediyorum. Ya, tamam güzel izah ettin şimdi. Yani şimdi her bir peygamberin meşrebine uygulamamız gerekiyor. Yani ben bunu çıkardım yani. Tamam. Yani orada direkt Musa'nın diye. Orada kal demiyor. Hani orada kal demiyor değil mi? Yok yok. Onu bilmediğim için. Yani, tamam. O meşrepte işte Eyüp'ün meşrebini. Al onu. Tamam güzel sabırı alalım. Ona güzel tamam. Sonra ne yapıyorsun? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam atıyor. Yok kafamdaki şeyi atayım dedim. Tamam. Ben. Niye dedim özellikle? Yani, niye özellikle oraya atıf yapıyor yani?
Musa meşrebinden olmadı, Musa bin meşrebinden, işte İbrahim meşrebi oldu. Şimdi açıklamalarınızda açıklamalarınızda koşmuş olduk. Evet, hastaneye gidiyoruz bazen. İbrahim Aleyhisselam kıssasını okuyoruz. Ona evet. Malzeme olsun diye. Sonra bir bakıyorsun ki bu külli, çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbeti, yani dersi, Kur'an'ı külliyidir. Her bir zaman iş yapıyor. Fakat bir anda bizim üzerimizden geçiyor manalar. Kavrayamıyoruz. Ona muhatap olabilmek için o eğitimi afide, üniversite sınıf değil, afiden alıyorsun. O dersi alabilmek için alt veri tabanları lazım. Alt veri tabanları için peygamber kıssaları getirmiş. Bunlardan oklamadan geç bakalım. Bundan al, bundan da al. Bir tane blok. Kaba. Ya vallahi niye bunun hikmetini, onun için işte eğitmek için insan yapıyorsun değil mi hocam? Evet. Niye mesela adam soruyor Gavur. Yani veya onun gibi düşünenler soruyor. Yani ben diyor Meryem mi olacağım diyor. Ben başkasının kitabını niye okuyayım? Bak Meryem'den kasıt bir manası, yedi manası. Meryem bu vahiy niye bu denmiş? Bak insana benziyor anne karnındaki. Vahiy kulağa gelmiyor. Vahiy geliyor. Zar bozuluyor mu? Zar bozulmuyor. Vahiy getiriyor. Burası bima. Aynı zamanda rahum ader. Burada vahiy olgunlaşıyor. Sonra vahiy başka bir ölü ruhlara doğuruyor. Sohbet okuyor mesela. Kur'an okuyor. Ağızdan Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ses nedir? O ayet manası. Bir manada İsa'dır. İsa'nın anlamı nedir? Ölü gönülleri, ruhları diriltmektir. Aa, böyle baktığın zaman Allah Allah. Vay be. Diyor. Mesela Kur'an'da 114 tane sure var. 114 tane. Hiçbirimizin Kur'an'da isim olmasa, Allah dese ki bize Kur'an'ın suresine bir isim takın. Hepiniz surede. Hangimiz tövbe, Bakara, Okyu, Sığır suresi koyardık? Yakıştırır mıydı? Ben koymazdım. Ama Allah koymuş. Ha, nedir? Acayip bir şey ya. Akbar, öküz var ya sapan sürüyor. Bir manası şuymuş. Öküz, sır, sapan sürüyor ya. Sapan ne demek? Hak batıl, doğru yanlış, hak batıl. Peki başka? Arkasında tokum atmak, ihtina sıratan müstak. Hakikat, hak batıl ayrılıyor. Hocam bir de Musa Aleyhisselam'ın sır olayı değil mi hocam? Evet. Ondan dolayı herhalde evet. Sır suresi. Evet, evet. Yani ama yani şu, isim koymazdı. Oradaki sığırın şeyini anlattığı için bu, ondan dolayı mı? Yani ama yani... Öyle diyorlar ama hani oradaki bir sığır olayı varmış ya, özel evet. Sığır, hani tek sığır, hani onun sığırın... Risale-i Nur'da işaret edeceğiz de Bakara suresinin Bakar'dan bahsediyor. Bakar, mesela taşlardan bahsediyor Kur'an. Değil, neyse tamam. Anlaşıldı. Yani ona muhatap olabilmek için bunlardan geçmek lazım. Mesela şu dersleri niçin yapılıyor? Bir şey geldiği zaman, bir ayet geldiği zaman, bir mana geldiği zaman onu anlamak için muhatap olmak lazım. Ayna olmak lazım. Ne anlatıyor? Ya tabii. Ha, o zaman kafamıza değişik malzemelerle veri vereceğiz ki o malzemeleri onu avlamaya, onun çapını genişletmeye vesile olsun. Zengin düşünmemize vesile oluyor. Yoksa ha bir adam varmış, hasta olmuş, çok sabırlıymış, sabretmek lazımmış. Değilmiş öyle. Sıfır öyle değil. Thank you parmaklarıyla yoklama. Evet. Düşünce ile eylemi, fiili ilişki ve çelişkilerini belirlemeli. Düşünce ile düşünürken bir de eylem var. Bazen insan düşündüğünün tersini yapıyor. İşte diyor ki düşünce ile eylemin fiili ilişki ve çelişkilerini belirlemeli. Her düşüncenin eylem olmadığını ya da eylemde olamayacağını aklın bilmesi lazım. Yani şu, her şeyin aklı olmadığını aklımız da şahadet ediyor. Bir daha, her şeyin aklı olmadığını, akli olmadığını aklımız da söylüyor. Peki, eğer her şeyin aklı olduğunu söyleyen bir akıl, köle bir akıldır. Sebepler dünyasına gömülmüştür. Eğer her şeyin aklı olmadığını bir akıl söylüyorsa, aklını ereğine bağlamışsın demektir. Ereği nedir aslında? Vahiydir. Vahiyi akla bağlarsak, bak aklımızı vahiye bağlarsak,
akıl akıllı olur. Eğer aklımız vahiden koparsa aklımız köle olur. Bizi ezer. Oklavanın altındaki hamur gibi. Aklımız aklımıza bela olur. Aklın akla bela oldu mu kendi kendini yersin. Yani o olumsuz düşüncelerinden kurtulmak için hangi düşünceleri kullanacaksın? Kendi düşüncelerinden, kendi düşüncelerinle kurtulamazsın. İşte bunun adı da psikolojiktir. Psikoloji sorundur. Yani Allah'a teslim olacaksın, vahiye teslim olacaksın. Ya doktora gideceksin ya da... Başka çare yok. Doktor da nedir? Doktor da şunu yapar. Aklı devre dışı yaparak aklı tamir ediyor. Allah'ı tanımazsan doktora ihtiyaç duyuyorsun. Mecbur. Ama şunu kavramanızı istiyorum. Varlık, şu varlık, ilişki ve çelişkilerle dolu, zıtlarla beraberdir. Bir tek bir şey, bir elementi diyor kimyacılar. Tek başına element yoktur varlıkta. İlle bir beraberliği vardır. Şimdi her şeyin aklı olmadığını anladığımız zaman aklımız ereğine bağlandı demektir. Her şey aklı, aklı her şeyin aklı olmadığını aklımız anlarsa aklımız akıllı olur. Akıl da zaten tasdik ediyor. Başka? Düşüncelerin bazen karşısına geçmeli. Düşüncelerinin söyledin mi Ersan? Geç karşıya. Bazen düşüncelerin karşısına geç. Ve düşüncelerini dinle. Kendi düşüncelerini. Diyorsun. Cevap veriyorsun ya. Karşısına geçmeli ve düşüncelerini dinlemeli. Bazen de içinde olmalı. Sana rağmen başka kaynaktan da aktif olabileceğini bilmeli. Yani zıtları da barındırmalısın. Muhatabında, konuşmanda, her şeyde. Olguların, nesnelerin varoluş biçimini anlamak için karşısına geçmeli. Yani akıl eğitilmesi için bazen aklı varlığın içine konmalı, bazen aklı varlığın dışına bırakmalı, bazen aklını aklının arkasına koymalı. Bir de bunu duyduktan sonra bir de okuyayım, bakayım şey yapabilecek miyiz? Düşüncelerin bazen karşısına geçmeli ve dinlemeli. Bazen de düşüncelerin içinde olmalı. Sana rağmen başka kaynaktan da aktif edileceğini bil. Yani ile senin her şey açık olmalı. Farklı düşünceler de açık olmalı. Zenginlik katacak. Olguların ve nesnelerin varoluş biçimini anlamak için karşısına bazen geçmeli. Düşüncelerinin karşısına geçmeli. Hatta geçmek zorunda aslında. Geçmek zorunda. Şimdi bir başka bir şey yapacağım. Biraz eskide meşgul olduğum için. Karl Marx, felsefe eylemden doğar der. Ana fikri odur. Karl Marx, bu varlıktan doğar. Felsefe düşünme. İnsan niçin düşünür? Varlık sebebiyle düşünür. Varlığı kullanır. Karl Marx böyledir. Düşünce, neyi düşünüyorsan onunla kayıtlıyorsun. Düşünce noktalı virgül nedir? Neyi düşünüyorsanız düşünceniz onunla kayıtlanıyor demektir. Ama düşüncenin özü cevheri, yani neyi düşünüyorsun? Özü cevheri düşünüyorsan burada kayıtlanmıyorsun. Mesela şurada şunları düşünüyorsun. O zaman kayıtsızlığı düşündüğün için kayıtsızlığa aday oluyorsun. Eğer siz sıfatları, eylemleri düşünüyorsanız köleliğe doğru gidiyorsunuz. Çünkü düşüncenizi belirleyen eylemdir, nesnelerdir. Eğer felsefede öz ve töz diyorlar ya, yani bizde cevher. Eğer cevheri koyarsak pergele, özgürlüğe doğru gidiyorsun demektir ki Allah Celle Celaluhu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a miraca taşıyarak aklını da
hür düşünmesini sağladı. Yani akla lef-i mahfuzdan aşağı düşünmeyi değil, kab-ı kavsenden aşağı düşünce imkanını vererek aklı hürriyetine kavuşturmuş. Devam edeyim. Oradaki yani dediği felsefenin başlangıcı yani onun karşısında olan düşünceleri yapacağım. Tabir ettiği akıl eşya ve nesneyle mi başlıyor yani? Evet. Yani insan felsefe yapar diyor. Tamam mı Karl Marx? Düşünür, çözümler üretir, karşılıklarını ve karşıtlarını bulur. Ya bu akıl derdi ne ya? Bu akıl niye düşünür? Neyi çözmeye çalışır? Problemi ne yani? Karl Marx der ki, varlık düzeyindeki farklılıklardan birbirine çelişen ve çatışanı çözmeye çalışır. Onun için düşüncenin kaynağı objelerdir, nesnelerdir, varlıktır der. Şimdi başka bir felsefeci de bak ne diyecek. Devam edeyim. Düşünce noktalı virgül, neyi düşünüyorsan onunla kayıtlanıyorsun ama özü cevheri düşünüyorsan burada kayıtlanmıyorsun. Neyi bilmek istiyorsan onun sıfatları ile koşulları ile sınırlanıyorsun. Mesela motoru düşünüyorsun. Mesela filmi düşünüyorsun. Arabayı düşünüyorsunuz. Neyi düşünüyorsanız onun sıfatlarıyla kayıtlanıyorsun. Çünkü sonsuz değil o düşündüğün şey. Bir de bak arabayı düşünüyor. Yatıp kalkıp şu arabayı alayım. Şu arabası şöyledir falan yerde şöyle yarış yapmış. Şu kadar benzin az yakar. Kaportası çürmez vesaire. Bu nedir? Senin aklının, düşüncenin mezarlığı olmuş. Yani o seni aldı içeride, içeride evirip devirip oradasın. Onun dışına çıkamaz. Ama cevheri düşünüyorsan, özü, tözü düşünüyorsan, varlık olmadığı için orada, akıl düşünme melekesini neyi düşünüyorsan oradan aşağı baktırıyorsun demektir. Sen arabayı düşünüyorsan, yağmurda ne olur, uzun seyahatlerde ne olur, çoluk çocukla giderken ne olur, piknikte ne olur. Ama bu nedir? Varlık bu. Ama varlıksız bir cevheri düşünüyorsan, Allah, insan benim sırrımdır hadisi kutsi ya, ben de insanım, Allah Allah, insan nasıl Allah'ın sırrıdır? Dediğin anda aklı oraya götürüyorsun, buradan aşağı düşün hele diyorsun. Arkasında hiçbir şey yok. Ama arabayı düşünüyorsan arabanın içindesin. Devam ediyor. İnsanda kendi fiilleriyle, eylemleriyle sınırlanır. Köle insanlar da, köle ruhlular kendi fiilleriyle, fikirleriyle kayıtlanır. Yapamam, edemem bu. O kitap okurum, o kitap okumam. Tam oraya gidelim, oraya gidelim. Kayıtlanıyor. İnsanı da kayıtlayan en acayip bir şey de kendi fiilleriyle ve sözleriyle. Yani ben biliyorum, başka bilmeye ihtiyaç duymuyor. Nesne ayrıdır, fiiller ayrıdır. Onu da karıştırma. İnsan bilgisini fiil ile nesne arasındaki rabıtadan çıkarır. İnsan bilgisini fiiliyle ona karşı ihtiyaç duyup eylemle eşyanın kendisi fiiliyle eşyanın kendisi arasındaki ilişki ve çelişkiden düşünceler çıkar. Şu, mesela ayva. Ayvayı elde etmek için ayvaya karşı bir sürü düşüncelerimiz var. Bir de ayva var. Yani mesela araba var, biz varız. Arabayı kullanırız, herkes kullanır ama niçin? Hastaneye gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun, hava atıyorsun, canın sıkıldı onu atıyorsun. Yani bir eylemin var, bir de ortada bir fiil var. İşte eylemlerimiz de fiiller arasındaki ilişki ve çelişkilerden düşünceler çıkar. Bu derste öyle bir okumalar değil. Biraz beyin fırtınası dedik ya, başta bunu söylemiştik. Biraz böyle zorlandığınızı gördüğüm için söylüyorum. Yani fiil ile insan fiili nesne, ben mesela toprağı kazıyor, traktör sürüyor.
benim bir fiilim var, bir de toprak nesnesi var. Toprağa müdahale ediyor. Toprağın kendisiyle benim fiilim, fiilim ile nesne arasındaki ilişkiler ve çelişkilerden insanda düşünceler ortaya çıkar. Ne anladıksa. Mana ne özden ne de nesneden çıkmaz. Bunların arasındaki rabıtadan çıkar. Mana nedir? Ne traktördür ne topraktır. İkisinin dışında olan şoför var ya. Bak, traktör fiillerimiz, traktör hareketleri. Nesne ise toprağın kendisi. Daha ortada bir şey yok. Ha, meğer hıyar çıkmasını istiyoruz. Ha? O zaman hıyar ne traktördür ne topraktır gibi. İnsanın düşünceleri fiillerinin eşya ile yani nesne ile ilişki ve çelişkiye girdiği zaman insanda düşünceler çıkar. Mesela annesine sarılmak fiildir. Annesi nesnedir. Neye sarılırsın? Eşine sarılırsın. Başka bir düşünce çıkar. Başka bir his çıkar. Anlıyor musunuz bunu? Düşüncenin ne olduğunu öğrendim abi. Anladık mı abi bu düşünce nerede? Kaynağı nedir? Fiillerimizle nesne arasındaki ilişkide ve çelişkide çıkıyor. Mesela bakın o güzel bir örnekti. Annene sarılıyorsun. Yani senin fiili bir eylemin var. Bir de anne var. Annen nesnedir. Sarılıyorsun. Sende ortaya çıkan ne var? Şunluk var. Hanımına da sarılıyorsun. Sende ne çıkar? İkisi anne de sarılınca bizde ortaya uyanan, eşime sarılınca bizde ortaya çıkaran, evladın çıkar. Değil mi? Evladına sarılınca bizde ortaya çıkar. Aynı mıdır? Ha, işte bu farklı düşünceler böyle çıkıyor. Devam ediyor. Bazı filozoflar şöyle demiş. Karl Marx'ın felsefenin kaynağı ikidir diyor. Eşyanın kendisi ve eşyanın kendi arasındaki hareketlilikten kaynaklanır diyor. Bazılar diyor ki, hayır, insanın düşünce sorunu niye felsefe yapar? Eşyayı anlamlandırmak, eşyaya hükmetmek, eşyanın fıtratını anlayıp, eşyanın dilini anlayıp eşyaya hükmetmek için felsefe yaparız der. Yani felsefe ikiye ayrılır bu konuda. Temelde. Bir, insan niye felsefe yapar, niye düşünür? Eşya insana tesir etmiştir, onun için düşünmek zorundadır. Bu Karl Marx ve onun gibi olanı. Diğer felsefeciler ise şey derler, insanın düşüncesi kendi doğasındandır, ihtiyacından, meylindendir. Ona uygun tabiata müdahale etmek istiyor, dedi. Son cümle ve bitiriyor. Son cümle. Arka arkaya gelen zorunlu münasebetlere ilişki diyoruz veya süreç deniyor. Buna ölçü getirirsen buna zaman denilir. Arka arkaya gelen zorunlu münasebetler var. Mesela elini kaldırdı. Aslında her birisi tek tektir. Tek tektir. Tek tektir. Arka arkaya gelen zorunlu münasebetin sürecine ne deniliyormuş biliyor musunuz? Zaman. Arka arkaya gelen zorunlu ilişki münasebetlerin toplamına mekan denilir. Arka arkaya gelen zorunlu münasebetlerin ilişkilerine, yani anlam farklılıklarına zaman oluyor. Arka arkaya gelen zorunlu ilişkilerin kendilerinin toplamına da mekan deniliyor. Sen buna dışarıdan ölçü getirirsen buna da zaman diyorsun ve buna da kesiyor. Zamanla mekan anladık mı bu manada? Farklı bir boyutta izah ettik şimdi. Bir daha. Arka arkaya zorunlu münasebet. Mesela bitki tohum ektik abi.
Mayıs 1, Mayıs 2, 3, 5 filizlendi. Arka arkaya gelmek zorunda olan o fiillerin arasındaki ilişkilere, ilişkiye çelişkili onlara şey deniliyor, zaman deniliyor. O ilişki değil de arkaya arkaya gelen o şeylerin toplamına ise mekan deniliyor. Sebeple sonuç arasındaki süreç olarak herhalde sebepten dolayı sonucu oluşturan her türlü ilişki zaman olarak tanımlıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onların birleşmesiyle de mekan oluşuyor diyorsunuz. Yani Kriteriye göre zaten uzayla zaman bir doku zaten ya aynı doku. Ama zaman boyut olduğu için biz onu şey olarak algılayamıyoruz yani varoluş olarak algılayamıyoruz. Ama zamanla mekan tek bir doku yani. Tek bir doku olduğu için bu noktadan daha önceki dersten birleştirirsem ne çıkar? Mekan vücudu haricidir, mülk tarafıdır, zaman mülkün melekut tarafıdır. Hakikat ve suret çıkmış. Evet, hakikat suret gibi. Tam bir benziyor ama çünkü zamanı deneyimliyorum ya ben fiziksel olarak deneyimleyebildiğim için ve değiştirebildiğim için fiziksel olarak değişiyor. Kütle zamanı büküttüğü için doğrudan doğruya hani o birazcık da fiziksel olarak etkileniyor yani. Evet, çok düşünen insanlar için. Bir de dersin başında söylediğim şey, bu dersteki takip ettiğimiz gaye şu, takip ettiğim. Bir Risale dersi değildir. Onun için gelenler, Risale dersi değil bu. Düşüncemizin çapını, kapasitesini geliştirmek, farklı düşünce fırtınasını ve egzersizini yapmak, Kur'an okurken, Risale okurken, herhangi insanı ilişkiler kurarken, o fiilleri ve sözlerin arkasını seyretme melekesini kazanmak. Yani aslında evet. Suret ve hakikat diye dedik ya, zaman ve mekan. Peki bunları takip eden ne oluyor yani? Onun biri, dışında. O zaman biri dimağ, biri kalp oluyor. O ruhumuz mu oluyor? Şimdi mesela serbest bölge var ya şurada kafada. Mesela tahayyül mekan olgumuzu, tasavvur ise zaman olgumuzu oluşturuyor. Mesela dimağda serbest bölge yok mu? Hani daha önceki derste. Tahayyül, ben size şunu sorayım. Bir şey hayal edin ama mekanı olmasın. Mekansız bir şey hayal edin. Yani suretsiz bir şey. Noktadan oluşmuyor. Olmuyor. Noktadan oluşmuyor. Yani bir şeyi mekansız, şekilsiz düşünen şey hayal edemezsiniz. Yani Marx tahayyülde kalmış. Evet. O zaman hayal kurmak aslında bizde mekan olgusunu oluşturuyor. Yani insanda mekanı oluşturuyor. Malzeme yok ki başka yani. Başka evet. Ve tasavvur ise mesela çekirdekte bir çınar ağacının çekirdeğinde 300 sene sonraki yaprak da var. İlk günkü yaprak da var çekirdekte ama ilk yaprak çıktıktan sonra 300 sene sonra bu yaprak çıktı. Dışarıda 300 sene iken çekirdekte aynı. Düşünceler olabilmesi için mutlaka sıralanması gerekiyor. Öncesi sonrası. Sürecin zorunlu neticeleri konuşurken düşünceler de böyle sıralanması gerekiyor. Bu düşüncelerin sıralanmasına tasavvur diyoruz ki o da bizde zaman olgusunu yapıyor. Uydurukçasıyla zaman algısı oluşuyor. Zaman şuuru oluşuyor bizde. Bunu konuşalım abi, böyle kalmasın da sonra inşallah. Tamam. Biraz şeydi ama olsun böyle. Böyle klasik. Biz bunu kelamda yaşıyoruz ikisini bir anda abi. Kelamla ikisini bir anda yaşıyoruz. Evet. Çekirdek ve çıkma halinde. Evet, kelam. Kelam, ruhun vücuda, ruhun dışarıdaki vücut haricisidir. Kelam, ruhun nüfus cüzdanıdır. Nüfus cüzdanı ve sen gibi. Olmuş bitmiş hepsi yani. Evet. Yukarı içeride. Ve ahir davahu men elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.